Ben bir şey var ya, söyleyeyim mi? Annem beslenme kutuma koyardı böyle bunlardan var ya, bir mutlu olurdum. Bana hiç koymazdı ama. Çok güzel. Bana niye koymuyordu ya? Bunu sevdim, bunu alın. Çok yumuşak bir tadı var. Yenir yani, mide bulandırmıyor. Bana hiç koymadı. Tamam. Çok üzüldüm şu an. Hey yo everyone, bugün sizlerle gerçekten kanka boş ver be diyeceğiniz ürünleri deneyeceğiz. O zaman başlayalım. Şucak. A101'den ve BİM'den karışık bir şekilde şok da olması lazım içinde. Bunlardan böyle karışık bir şekilde ürünler topladık. Özellikle ilginç olan ürünleri seçmeye çalıştım. Yani gerçekten hani kanka boş ver be dedirtecek olan şey şu. Mesela sen bunu alacaksın diyeyim. Tamam, bunu gördüm, böyle ilginç geldi bu sana. Sen böyle bakıyorsun. Yok be, hani bu vereceğin paraya değmez o kadar da dedirtecek ürünleri seçmeye çalıştım. Özellikle burada gerçekten aşırı merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. O yüzden ilk ben aslında bununla başlamayı düşünüyorum. Ne diyorsun abi? Olabilir ama benimki bu Vegilet. Vegilet. İsmi çok hoşuma gittiği için bunu almıştım. Cikletten mi almışlar? Dedim ben bal hardallı olan şeyleri sevmiyorum. Midemi bulandırıyor. Özellikle o yüzden bunu aldım. Kusturucu. Evet. Geçen sütlü yerine sulu pindik yemiştik. O yüzden hani belki bu puding güzeldir diye. Bunun fiyatından dolayı aldık aslında. Evet arkadaşlar. Hani çok küçük. 5 lira mıydı? 4.75 miydi? Yok canım. 4.75. Aynen 4.75'ti galiba fiyatı. Bunu da içindeki oyunu merak ettim. İçin aldım. Hep merak ediyordum. Gerçekten merak ettiriyordu yani. 23 yaşındayım. Bunu aldım. Ben 27 yaşındayım. Merak ediyorum. Gerçekten merak ettim. Bunu da hani gerçekten o kadar beğenildi de bunun büyük boyunu yaptınız mı diye aldım. Mı. Yani vaps. Bakalım hepsini teker 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 evet. Deneyeceğiz. Ayrıca bir tane de dondurmamız var. Aa, bir tane mi? 3 tane dondurma aldık. Öyle mi? 3 tane dondurma aldık. Bunlar artık videonun sonunda sürpriz olsun. Aynen, arkadaşlar. Süpürüz. O zaman hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Bu biraz ezilmiş, büzülmüş galiba Oslo. İnsanlar. Aynen. Şimdi size de şöyle göstereyim. Oslo Manela Donut'u. Çok ilginç görünüyor. Ama şey kokusundan kurtulamıyoruz. Metro otobüs keki kokusundan kurtulamıyoruz. Allah'ım aynı renk. Aynı renk. Pembe. Pembe arkadaşlar. Böyle. Kokucu hemen hızlıca. Oo, güzel kokuyor lan. İlginç güzel. Kokuyor. Ve hani böyle şey kuru değil, yumuşak yani bayağı yapısı. Bayağı yumuşak hem de. Hadi hadi. Şöyle ortadan böleyim. Al bakalım. Hani böyle ıslak kek gibi. Lan içeceğimiz de yok. Güzelmiş lan Merve. İçeceğimiz var. Ama bu, ben de beğendim. Bunun içinde böyle beyaz bir krema değil mi? Olsa değil mi? Böyle içinden olur. Böyle bir krema çıksa efsane mükemmel bir şey olur. Neymiş Meryem'in adı? Oslo Manila Donut lütfen. Lütfen bunun içine krema ekleyin. Kanka boş vermeye dedik ama. Gerçekten. Gerçekten güzelmiş ya. Ben güzel olacağını düşünmüyordum. Mide bulandırır diye düşünmüştüm. Beğendim. Valla ilk defa bir ürün bizi bu kadar şaşırttı. Gerçekten. Hatta rengini görünce kanser olacağım falan sandım ama. O zaman ben bir kola koyayım. Bir kola koy, bir de o içeceğimizi getir. Yemek sonrası. Oo, bunlar var da. Allah kahretmesin. Şimdi unutmuştuk, bizim içeceklerimiz var. Birincisi bu arkadaşlar. Will. Ananas şeyi var, sembolü var ve sadece ananaslı içecek üretiyorlar galiba. Çünkü başka bir şeyini görmedim. Bir de güzel kokuyor. Şey çok güzel ama arkadaşlar. Kapağı yani aynen. O kadar tatlı ki. O zaman açıyorum. Açıyorum. Açamıyorum. Açtım. Hı-hı. Lan. Dondurma gibi kokuyor yani. Evet şey buz, buzlu dondurma ama hani şey buz dondurma ne denir ya? Buz, meybuz, meybuz. İç. İç. Çok da böyle. Bu da mükemmel tadı ne biliyor musunuz arkadaş? Şeye çok benziyor. Kaprisan var ya. Evet evet. Kaprisan. Aa evet kaprisan. Ama güzel bence. Beğendim. Gerçekten yumuşak içim. Yumuşak gerçekten içine. Yumuşak içim. Bardaklara doldurayım mı? Çünkü bir şeyler yiyip içeceğiz. Gider yani. Ay. Güzelmiş arkadaşlar. Aynen. Bu gerçekten hakkını verdi yani. Hakkını aslında. Verdi. Sardı sarıyor. Vile puanım buradan 10 üzerinden 8.5. Kalanı nereden kaldı? Çok kırdı? Tatlı be. Çok mu tatlı? Hmm. Kim? Bir de gaz yok. Ben gazsız fazla sevmiyorum. Kardeşim gazlı seviyorsan meyve suyu almayacaksın. Güzel güzel arkadaşlar. Güzel. Sarar. Ben sevdim de ben çiçeği de bakalım. Ananaslı şeyleri seviyorum. Buna mı bakalım? Ha. Ama bu yemek sonrası. Olsun. İçeceklerden girdik madem. Şimdi onu da merak arkadaşlar ben bunu geçen görmüştüm markette ama üzerine fiyatı yazmadığı için satın almamıştım. Diyor ki her yemekten sonra bir yemekten sonra. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Anlamadım. Bu şey herhalde İngilizceden çevirmişler. Olabilir. Google çevirden çevirmişler arkadaşlar.
Doğal mineralli sudan üretilmiştir. Peki. Nane, limon, papatya, zencefil varmış. Şöyle de size göstereyim. Ben bunun gerçekten çok merak ediyorum. Ne işe yaradığını anlamadım. Sindirimi kolaylaştırıyor galiba. Herhalde işte şey gibi arkadaşlar. Soda. Bakayım kokutu size. Zencefil kokuyor direkt. Garip buram kokuyor. Buram. İç bakayım. Buram buram ediyorum. Zencefil kokuyor. Yani... Allahu Ekber ya, bu nasıl bir tat? Ne biliyor musunuz? Hani böyle hasta olursun da annen sana zencefil bal yapar ya. O yani. Zencefil balın soğuk hali. Soğuk içiyormuşsun. Allah'ım bu ne? Mideyi rahatlatıyor herhalde, bilmiyorum. Evet. Ama bir bekleyeyim bakayım. Bir değil yani. Böyle bir midemin şey. Tatsız olması lazım arkadaş. Değil mi? Çok şekerli. İlginç bir şeker var çok yani. Çok yoğun bir zencefil tadı var. Evet. Öncelikle. Aşırı sonra yoğun. Yapış yapış böyle portakal, limon ve nane tadı. Yoy. Bilmiyorum ben... Şahsen yemekten sonra böyle bir şey içmek istemem arkadaşlar. Ben de istemem. Midemi bulandırır yani. Demek ki rahatlatıyor. Dur bekleyeyim birazcık, rahatlatacak mıyım? Yok rahatlamadım. Benim de rahatlamadı. O zaman neyle devam edelim? Ben şunu çok merak ediyorum ya. Buna bakalım mı? Bunu kanka neyse boş... kanka boş ver be diye aldık ama... Yalnız Mere... Evet. Kanka boş ver be dediğimiz her şey güzel çıktı şu ana kadar. Şunun dışında. Bunun dışında. İsmi zaten Google çeviriyle koymuşlar. Aynen. Ya zaten hani tadı kötüdür diye almadık ki çoğunu. Parasını hak ediyor mu acaba diye aldık. Bunu biraz tadı kötüdür diye almış olabilirim ama. Top Stars. Bakalım nasıl. İçindeki gerçekten fıstık mı, ona bakacağım. Kral bu da güzelmiş ha. Var lan fıstık içinde. Gençler. Bunun tadı da güzelmiş. Bu yenir ha, ben söyleyeyim size. Bu yenir. Vallahi güzelmiş lan. Gerçekten. Beni ilk defa bu kadar çok bir şeyi beğenirken görüyor olabilirsiniz bu arada. Ben normalde videolarımda böyle bir beğenmeme ruh halinde olduğum için. Aslında biz bunun şeylisini alacaktık. Üzümlü. Ay. İçinde üzüm olanını alacaktık. Ben dedim ki boşa gider, çöpe gider, almayalım dedim. Ben üzümlü olan hiçbir şeyi sevmiyorum şu an. Ben de sevmiyorum. Üzüm, ben sadece üzüm olarak yemeyi seviyorum. Onun ben dışında de. Bir şeye katılmasını nefret ediyorum. Ben de. İyi ki üzümlü almamışız ama bu hali çok güzel. Ama bu üzümlüden bir tık daha pahalıydı galiba. Bunun bir de fındıklısı var, bir de bu var. Buna bayıldım. 10'da 10. Çok iyi. 10'un mu? 10'un. Bayağı iyi. Yok be. Bu da 8.5 arkadaşlar. Çikolatasının tadı da güzel. Neyden kırdın? Paketinden mi kırdın? Paketini biraz daha güzelleştirebilirler bence. Yani bak arkadaşlar, bunu güzel bir paket yapsınlar. Aynen. Tamam mı? Efsane. 10 numara yani. Bu satar yani. Cayır cayır satar. Belki gerçekten. Hala da satıyordur bilmiyorum ama. Bence bundan sonra bayağı satsın yani bu. Aşırı güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bana güvenin. Neyse devam edelim. Whoops'a bakalım mı? Bence bu gerçekten bizi bir tık üzecek gibi hissediyorum. Pardon, Whoops değil. Waps. Waps'ı. Bu bizi bir tık üzecek gibi hissediyorum. Bol çikolatalı kek. Kekmiş lan bu. Allah. Yoracak gibi geldi ama. Kek yemeyi hiç sevmiyorum. Kardeşim niye bu kadar zor ya senin için bir şey açmak? Ben cidden açmakta sıkıntı. Kokusu bile yordu şu an. Otobüs. Metro artık, otobüsü. Artık her şey metro otobüsünü anımsatıyor bana. Yoruldun değil mi? Kokuyu alınca bir yoruldun. Bu koku yordu beni arkadaşlar. Nerede bol çikolata tam olarak? Çikolatayı göster, bol çikolata. Bak bol çikolata. Bak bol çikolata. Malzemeden çalıyorsunuz, bol çikolata diyorsunuz sonra. Bak bol çikolata. Hmm. Çikolata var. Oğlum güzel lan. Ama bol değil. Bir saniye. Oğlum güzelmiş lan. Bak çok tatlı ama... değil. İçindeki kremesi, o çikolatası çok hoş yani. Evet. Pasta ama... gibi aynı. Evet, pasta gibi. Böyle küçük şey pastalar oluyor ya. Hani böyle arkadaşının doğum gününe gidersin ama böyle çok kişi değilsinizdir, az kişisinizdir. Böyle küçük pasta alırsınız falan. Aynı o pastadan. Benim çok tercih edeceğim bir şey değil. Aynen. Ama yenir yani. Güzel, tadı güzel. Kötü değil ama ben yemem yani. Ben... 8 alır bence bu. 8 mi diyorum? 7.5 mu? 8 alsın ya. 8 alsın. Güzel. Tam o zaman hadi artık bu. O zaman bu patito arkadaşlar. Bal ve hardal aromalı. Bal ve hardal aromalı ben en son şey yemiştim. Gong. Gong da bir süre sonra midemi bulandırmaya başlamıştı. Kokusu güzel. Aa, bir saniye. İyi lan. Güzelmiş. Ya bugün ne oluyor? Herhangi bir cipsin içinde bal olduğu zaman çok iğrenç oluyor tadı ama bunun tadı güzel gibi sanki. Bal tadı yok çünkü. Yoksa bizim ağzımızın tadı mı bozuldu? Bal tadı yok direkt. Ha, şekerli hissiyatı almıyorsunuz. Şeker yok içinde. Yani hardalın tadı geliyor. Hardalın tadı geliyor. Güzel uyarlanmış. Bayağı iyi. Allah Allah. Ben çok beğendim. Arkadaşlar bu da yenir. Yani güzelmiş yani. Yenir. Bugün hiç hayal kırıklığına uğramadım ya. Şükürler olsun.
Değil mi? Şimdi bu danoneyi deneyeceğiz. Fiyatı 4... Ömer ben açayım. Fiyatı 4.75. Aygo. Aygo. İyiyim o ya. Oy. Evet. Tadım koklama testi. Ay. Oh. Arkadaşlar çok güzel bir mırlı pidin kıpsi var. Umarım bunda da su yoktur. Bunda bence yoktur su. Su karıştırmamışlardır buna. Allahümme salli ala. Bak çok yumuşak bir muz tadı var bunda. Su tadını alamadım. Puding değil de dediğim gibi daha çok krema gibi. Bugün yediğimiz tatlımız şeyler çok yumuşaktı ya. Evet. Mesela şu ananas meyveli içecek. Sonra ne bileyim. Başka hiçbir şey yok yumuşak olan. Yemekten sonra after meal. After meal. After meal. After meal. Ben bir şey söyleyeyim mi? Annem beslenme kutuma koyardı böyle bunlardan var ya. Bir mutlu olurdum. Bana hiç koymazdı ama. Of çok güzel. Bana niye koymuyordu ya? Bunu sevdim, bunu alın. Çok yumuşak bir tadı var. Yenir yani. Mide bulandırmıyor. Bana hiç koymadı. Tamam. Çok üzüldüm bir şey. Sen ne diyorsun şimdi? Ben muzu sevmediğim için belki de. Muzlu ürün sevmediğim için. Ha şey diyecektim. Böyle kaşık kaşık yiyorsun yani. Hani böyle az gibi görünüyor ama aslında fazla bu. O ne bileyim alıyoruz ya böyle şu kadarcık bir şey alıyorsun. İçinden iki kaşık alıyorsun ve bitiyor. Evet. Hani onun gibi değil yani. Bayağı yiyorsun içinden. Ne kadarmış bu? 210 gram. Tamam buna o zaman 10 üzerinden ben buna da 8,5 veriyorum arkadaşlar. 8,5 mu? Yok ben 5 falan veriyorum. Ben 5 veriyorum. Ben 10 veriyorum. Ben de 5 veriyorsam. Oğlum yapma. 10 üzerinden 10 verdim. Evet biz de 10 verdik ben ona. Ben de şükür alıyorum buradan. Şimdi... Ozmolarımız kaldı. Şimdi bunu almanın sebebi nedir? Şimdi bu pahalı arkadaşlar. İlginç pahalı. Bir şekilde çok pahalı bunlar. Ben de bu pahalılığın sebebini merak ediyorum. İçinden kesin 3 tane falan çıkacak yani. Bak şimdi. Şeye benziyor. Nutella'nın vardı ya Ready evet, Beast'te ona aynen. Benziyor. Hani oyun? Oyununa bakacağım şimdi. Oyunu nerede? Heh, açtık oyunu. Hazır neymiş işte. Oyun? Oyun bu. Benim gibi içini merak edenler, oyunu merak edenlere gösteriyorum. Oyun bu arkadaşlar. Şimdi bu ne ki ben bu? Ne olduğu anlaşılmıyor ki. Ne o? Göster belki senin dediğinde bu ne ki? Ne bu? Ne o? Ne bu? Bu maymun herhalde. Maymun bak, buldum. Yengeç. Yengeç buldum. Ne ama burada yengeç bulamadım. Burada yengeç yok. Ah yengeç. Al. Ne oldu? Kaç bu mu oldu yani? Şimdi bu mudur? Bu ne abi? Bir saniye. Şimdi. Tavşan buldum. Tamam. Bu ne ya bu? Bu ne lan? İçindeki ne? Süt. Süt değil de süt tozu gibi sanki. Hiç doğal bir süt tadı yok yani. Onu demek istiyorum. Evet. Bence yapay. De. Aşırı yapay. Beni hiç sarmadı arkadaşlar, bu. Arkadaşlar beni de hiç sarmadı. Ben almayın. Ben şey sandım, ne bileyim böyle ilerletmeli bir oyun olacak. Evet. Ne bileyim işte sen buna geleceksin, bunu yiyebileceksin falan filan. Öyle bir oyun falan sandım, ne bileyim. Yani böyle bir oyun, bu oyun değil ki. Ben mi salağım anlamadım yoksa? Bunun ne olduğu belli değil mesela. Peki bunun niye içi boş? Bak, krema koymamış adamlar. Ama bisküvisinin tadı güzel. Bisküvisini beğendim. Bisküvisi, aynen birebir pasta yapıyorlar, pasta yapılan. O şey petibör. Petibör aynen. Neyse. Yenir bu ya atıştırmalık işte ama yani... Yok arkadaşlar. Almam yani almayın bir daha. Yani. Yazık paranıza yazık. Evet. Ben böyle... Derniz paraya değmez. Şey cidden biraz hayal kırıklığına uğradım yani. Bunu kenara evet, koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi geriye... Sakız ve dondurmalar masanın kaldı. Yıldızı. Masanın yıldızı. Açalım hemen güzelce. Oo en sevdiğim kokulardan birisi bu. Kapuz. Kapuz kökisi. 3-2-1. Yani klasik. Karpuzlu sakız. Nane var lan. Ama bir şey mi? Kaç saniyeye tadı gidecek testi yapalım mı? Oo, ağzında o kadar çok tat var ki onu bilemem ki. Hayır bunun tadının gittiğini anlarsın yani. Oğlum sakız kayboldu ağzında. Sen neden baktın? Harbiden bu arada sakız baya küçülüyor ağzında. Mini minnacık oluyor. Çok kötü lan bu. Vallahi çok kötü. Bundan ağzına en az 3 tane falan atman lazım. Bakın böyle oldu. Bir saniye. Böyle oldu. Evet. Şimdi dondurmalara geçelim mi? Bu patlamış. Patlamış. Nasıl? Onu zaten kendine hayır. Baksana kafana bak. Diyor ki ben seni kanser kedi. Edeceğim. Çok merak ederek abi. Allah. Aa, bu arada. Göster için işte. Göster gösterdir. Ben bunu yemek istemiyorum. Göster seyirciler. Ya bu bizim suçumuz ama yani bu ne? Ha bu ne lan? Oğlum ne olmuş? Ha Max çıktı içinde. Isır. Oğlum. Kokla. Koku testi.
Max kokuyordum. Max işte o. Elim Aslan dondu. Max. Elim dondu. Aslan Max'ı kedi, kedi diye bir tane paketin içine koymuşlar. Çilekli dondurmadan nefret ederim. Çikolatası biraz dandik. Ama içindeki çilek çok güzel kokuyor. Abla gördüğüm içinden çıkan o kadar farklı ki. Neden böyle bir şey yaptınız ya? Ne bunu ne yapacağız? Niye böyle açtın? Nasıl kapatacağız şimdi? Yemek zorundayız şu anda bunu. Hayır, şunun içine koyabilirsin. Tatlar karıştı, Allah belanı vermesin. Ablam yer bunu. Ben bunu direkt dolaba koyuyorum. Aynen, dolaba koyalım. Ice Loli. Arkadaşlar. Ice Loli. Tasarımı diyor ki ben seni bir hafta içinde kanser edeceğim diyor. O kadar güven vermiyor ki tasarım. Çilek, limon, böğürtlenli. Bu da birazcık eridi arkadaşlar. Buna da şey vermiyorum. Yani kusura bakmayın. Özür dilerim. Yolda gelirken eridi. Güzel aç, güzel aç. Güzel aç. Aynen kanka. Aynısı. Yani özellikle şu çileğin rengi aynı. Böğürtlen yok çok az. Hani limonu çok koymuşlar. Neden çok koymuşlar limonu bilmiyorum. Limon ucuz demek. Limon ucuz demek. Böğürtlen çok pahalıysa. Güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Tadım. Hmm. Bu çilek değil ki ama. Hmm. Bu çilek tadı değil ki ama. Meybuz lan bu bildiğin. Evet. Meybuz severim arkadaşlar. Bir de limonuna bakalım. Ama çilek çilekli değil gibi hani böyle birazdan... Limonu vardı ya limon meybuzlu. Ha buz parmak. Buz parmak tadı arkadaşlar. Üstü güzel çilekli meybuz. Böğürtlenine bak. Böğürtlenin tadını alamadım. Oğlum güzelmiş lan. Ben bunu yenir sevdim bence. Arkadaşlar. Yenir bence. Fazla şekerli ama biraz ya. Çok şekerli. Biraz çok şekerli. Şurup gibi. Evet şurup, hani şurup, şurup. Şurup şurup. Şurup gibiyim şurup. Öptüm seni şap şup. Çok fazla şekerli. Son ürünümüz arkadaşlar. Dudi. Tutti frutti patlayan şekerli. Şu yes şekilde sir. Size göstereyim. Yes sir. Bu bildiğim birebir Algida Unicorn'un. Aynen. Algida Unicorn bu. Algida Unicorn'da patlayan şeker yoktu ama galiba. Diğer versiyonlarına eklemişler. Ne eklesem acaba diye düşünmüş. Farklı bir şey koymam lazım. Kırılmış. Hem de ortadan kırılmış. Has. Çok güzel bir şey bekliyordum. Niye böyle oldu? Bak. Neye benzettim ben bunu biliyor musun? Yarım... Aha gitmiş var kaldı. Yarım kalmış bir inşaat gibi gerçekten şu an. Deprem olmuş inşaat gibi. Deprem olmuş. Şu patlayan şekerlerini çok merak ettim. 3-2-1. Ya tüm patlayan şekeri yedin ama. Şu an patlıyor Merve aynen. Patlama falan yok bunu tarihe geçmiş herhalde. Yani. Patlamıyor arkadaşlar. Patlıyor. Aynen. Çok patlamış. Şöyle bak patlamış. Bitti. Bu kadar. Dur bak ben patlatacağım. Tadı bok gibi oğlum. Ay affedersin. Tadı güzel değil ya. Ne yaptın Merve? Oğlum tadı niye güzel değil lan? Bunun tadı gerçekten çok kötü. Anlayamıyorum ki. Neye benziyor bunun tadı? Neli ya bu? Patlamış şekerli direkt. Ha tuttu fır... Aaa şey lan. Sakız tadı. Sakız. Aynen direkt sakız tadı. Sakız sakız. Arkadaşlar böyle bir tane... Bubblegum. Bubblegum. Bubblegum sakızları var ya biliyor musunuz böyle? Ama bubblegum'un böyle pembeli biraz... Pembeli beyazlı böyle bir sakız var. Onun dondurmasını yapmışlar. Bubblegum'un biraz yanlış gibi Abi çok kötü ya bak bak. Bununla yarışırlar arkadaşlar. Bununla net yarışır. After meal bu da after ne? After hiçbir şey. After death yani. After death ölümden sonra arkadaşlar. Psikoloji bozuyor dondurma. Evet. Bak ne patlama patlayan şekeri patlıyor, ne tadı bir şeye benziyor. Bunu alıp kendinize yazık etmeyin. Evet. Çok yok. Başarısız bir ürün olmuş. Umarım düzeltirsiniz kendinizi. Bu yok. Da son ürünümüzdü sanırım. Bu son ürünümüzdü. Çok yorucuydu gerçekten. Çok yorucu bir bölümdü ama genel olarak tattığımız ürünleri beğendik. Evet. Bir tane benim şu an beğenmediğim ürün var. Bir bubblegum. Bir de bubblegumlı sakızlı dondurma leşti yani arkadaşlar. Leş. Bir de şu biraz hayal kırıklığıydı. Evet. Bu oyunu falan. Hayal kırıklığı. Yani olmadı. Hatta tatlılar, benim yumuşak. Burada en beğendiğim ürünü gösteriyorum. Gerçekten bir numaraya. Yani o kadar beğendin ha. Bu paketi düzeltin. Çok satacak. Bak yemin ederim size. Allah belamı versin ki bu paketi düzelttiğiniz an bu ürün satacak. Deli. Fişek. Fişek mi? Yani. Benim de yani. Bak en çok beğendiğim bu. Gerçekten mi? Evet. Çocukluk bu... anılarını canlandırdığı evet. için. Bir de bu arkadaşlar. Merve ile birlikte. Evet.
Bir de bu da sürpriz. Aynen sürpriz. Sürpriz bu da gerçekten. Gerçekten güzel sürpriz. Şey. Çok böyle felaket bir şey bekliyordum alırken. Çünkü ballı şeyler çok kötü oluyor genelde. Meryem korona oldu arkadaşlar, kaçın. Ben orada ölüyorum hala. Ballı şeyler kötü oluyor diye. Ballı şeyler rezalet oluyor arkadaşlar. Tam tadını korumuş. Ben hariç. Tamam o zaman. Espriyi. Bitirelim. Hadi. Esprimi duymadım. Duydum. Tamam hadi. Çok eğlenceli bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bye. Bye. Dur baştan.